Merhaba. Türkiye 2. Ligi. Üçüncü hafta ikinci günü son maçında, beşinci maçında ve belki de bu haftanın, hatta belki de şu ana kadar ikinci ligin en heyecanlı ve en önemli maçıyla sizlerleyiz. Ben Bahadır General Baho. Yanımda Kadir Eskurov var. Merhaba Kadir. Merhabalar. Ligin bu hafta liderini belirleyecek karşılaşmalardan bir tanesi. Açıkçası lider değişmese bile liderlik koltuğunu sarsacak bir maç olabilir. Looking for Org tarafı kazanırsa, karşılığında AVH kazanırsa da 6. galibiyetleri olacak. Namalup bir şekilde devam edecekler. Hemen yasaklamalardan bahsedelim. Stomage'in iyi oynadığı şampiyonlardan biri olan Sejuani yasaklaması ve devamında geçen hafta oynadığı Muhakkak yasaklaması da geldi Looking for Org tarafından. Sen karşılığında ise 3 yasaklamada Azir, Zaya ve Poppy yasaklamaları geldi. Ya bence burada yapmak istedikleri şey Stomage'in elini kısmak. Ama madem mesela Maokai ve Sejuani banlıyorsun, ben Vayda banlardım Looking for Org olarak. Çünkü madem elini kısıyorsun, tamamen kıs. Stomage'dan tamamen hiç oynamadığı bir şey görürdük o zaman Kadir. Evet. Yakın zamanda. Poppy de yasaklı. Ne oynardı bilmiyorum hatta. Ya yani Trandu falan mı oynardı acaba? Yasaklanan şampiyonlara baktığımızda Vayda aynı tarzda bir şampiyon, senin de söylediğin gibi. Yani çok konfor alanı dışına çıkmayacak gibi görünüyor Stomage. Evet, ve bu Stomage için bayağı güzel bir şey. Ben Stomage'de olsam konfor alanının dışına çıkmak istemem. Medli'den gelen bir Jayce tercihi var. Tabii Jayce'i orta koridorda ve üst koridorda da kullanabilecekleri bir senaryoda biraz esnek bir pick olduğunu söyleyelim. Kesinlikle katılıyorum. Özellikle Jayce bence biraz underrated bir seçimde. Ama Malphite'a çıkken açıkçası birazcık tehlikeli. Çünkü Malphite alındığı zaman karşısına özellikle üst koridorda dert olabiliyor. Varus da nerflenmişti. Özellikle statik yetenek gücü Varus nerflenmişti. Bakalım nasıl bir eşya dizimine gidecek. Zırt deşme Varus ve hala normal düz saldırı gücü, saldırı hızı Varus oynanabilir durumda. O, bu arada Ahri üzerinde duruyorlar. Ahri seçilirse de gerçekten Ahri'nin de çok seçilmese de ligimizde şu anda mid lane'in en iyi şampiyonlarından biri olduğunu söyleyelim. Ki Ahri Vay ikilisi de çok kuvvetli. Şu ana kadar Always Yutanır ekibinin seçim ekranını ben çok daha beğendiğimi söyleyebilirim. Burada bir nişancı alırlarsa iyi olabilir. Yoksa nişancı havuzu bayağı daralacak. Ama şimdi Varus'a karşısında ne alacaksın sorusuyla karşı karşıyayız. Evet, özellikle zırh deşme Varus koridorda çok fazla sorun yaşatabilir. Belki Miss Fortune olabilir. Jinx olabilir tabii ki de. Jinx Milio güzel olabilirdi ama buradan muhtemelen Milio canlı çıkamayabilir ikinci yasaklama ekranından. Kesinlikle ama buradan Karthus'a bayıldım. Bayıldım Karthus'a burada. Çünkü karşıdaki ormancı Stomage, yani baskınlarıyla bilinen bir oyuncu değil. Mikrosuyla da bilinen bir oyuncu değil. Ne kadar iyi oynasa da şu aralar. Şu ne anda ateşli oynaman yasak Karthus'u mı? Ormana koyduğun zaman o Karthus full ormana dönecek. Aynı zamanda Karthus'un yanında full fiziksel hasar takımı dizdiğin zaman, ki o zırt deşme Varus olacak gibi geliyor bana şu anda. Dürtme kompozisyonu geliyor gibi biraz daha. Looking for Org'un kompozisyonu çok güzel bir şey gibi kuklanıyor. Gragas yasaklanması lazım bence. Looking for... Aç Gragas almak zorunda değil. Xante falan da olabilir. Savaş karşıtı bir karakter. İşte bir destek ve bir karakter, işte ne olabilir? Belki Alistar, Xante. Belki Braum olabilir. Belki Braum olabilir dediğin gibi. Zırt deşme Varus'a çok iyi olmasa bile güzel bir tercih olur mu? İmkansız değil tabii. Milio yasaklaması geldi senin dediğin gibi. Malphite'da çok çok şaşırdığımı söyleyemem. Nasıl ya? Ciddi misin? Ama yine de Always Yutanır. Belki Malphite'i kendileri isteyebilirdi ama Luana'yı Malphite'e sıkıştırmak da istemeyebilirsin. Çünkü çok iyi performans gösteriyor Luana. Kesinlikle öyle. Rakan yasaklaması geldi. Ben Lulu veya Thresh beklerdim Rakan yerine. Şimdi Thresh kendileri de alabilir aslında Varus'la birlikte. Aynı zamanda disengage olarak, yani giriş karşıtı ve girmek için de iyi bir karakter olabildiği için Looking for Org kendisi de Thresh alabilir düşündüğün zaman. Evet. Peki Jinx'in yanına Nautilus nasıl olur? Çok istediğim bir şey değil. Evet, özellikle Varus'a karşı çok da senin de söylediğin gibi. Belki burada birazcık daha Lulu tarzı destekleyici bir şey de gelebilir. Evet. Sol taraf Lulu'yu kaldırır. Yani Lulu artı dayanıklı bir üst koridor sol tarafı bence çok güzel bir takım yapıyor. Onu söyleyeyim. Sağ taraf içerisinde aynen konuştuğumuz gibi bir savaş, anti savaş bir karakteri. Braum gibi sonra Janna burada bayağı iyi bir karakter, onu söyleyeyim. Ultisi Karthus ultisini counterlıyor.
Koridoru çok çok rahat oynar. Jinx'e karşı da bayağı şu anda. Ha. Sonra kadar olur. Yine ultisi, Karthus ultisine karşı güzel bir anti olduğu için. Bence Lulu hala gidebilir gibi. Ornn. Ornn tercihi yani desteği biraz daha düşünelim dediler bence Kadir. Ornn alacakları kesindi bence. Ornn aldılar ki zaten Gwen yasaklı. Karşıya da şimdi Looking for Orc Jayce'i de üste gönderebilir. Ornn'a karşı bir şey alıp Ahri'ye karşı da bir şey alabilir. Looking for Orc son seçimde bayağı şu anda eli rahat diyebilirim. Şimdi büyük ihtimalle destek yani Soraka'da Janna'da güzel tercihler. Lulu da oynanılabilir. O karma. Aralarında en istemediğim geldi onu söyleyeyim. Bu da kötü değil ama en istemediğim geldi. Hadi Braum'a karşı bence koridorda iyi olabilir. Ha çok iyi evet. Braum'a karşı çok iyi. Bakalım üst koridorda Ornn'un karşısına göndermek istedikleri şampiyon ne olacak? Tabii Gwen yasaklandı. Ornn'un biraz daha rahat oynayabilmesi adına. Tabii Jayce'i gönderip orta koridorda bir şey alabilirler. Onu da unutmamak lazım. Gragas demiştim çok güzel olur diye. Evet. Gragas'ı aldılar. Madeleine'in Gragas oynadığı haftada gerçekten iyi bir performans çıkardığını söyleyeyim. İki takımın kompozisyonunda da belli kazanma koşulları, belli güçler var. İki tane uzaktan dürtebilen şampiyon ve onları tamamlayabilecek bir ormancıya sahip Looking for Orc takımı. İstemedikleri savaşlardan da burada patlayan fıçılarla birlikte Madeleine'in desteğiyle çıkabilirler gibi görünüyor. Ama bunun karşılığında da çok iyi takip edebilen, kitle kontrolü iyi zincirleyebilen bir ikili var. Vi Ahri ikilisi. Always Vitanar ekibi ders kitabı kompozisyonu kurdu. Destek Lulu olsa ya hatta Karma daha da ders kitabı. Yani Soraka Janna olsaydı biraz daha böyle yaratıcı bir tercih olurdu. Direkt ders kitabı kompozisyonu. Güçlü bir komp. Yani I like this. Bunu seviyorum ama diğerini daha çok seviyorum. Looking for Orc takımı Gragas. Ben Karthus'u tek yetenek gücü bırakmak için Gragas dememiştim. Çok istememiştim. Ama güzel oldu. Looking for Orc takımını da çok beğendim. Çok güzel maç. Çok güzel seçimler. Evet. Bugünün son maçı ve bence şu ana kadar en heyecan verici, en beklediğim maçlardan birine şu an başlıyoruz. Seçim yasaklama ekranı bence çok güzel geçti. Çok heyecanlı geçti. İki takımın da kazanma koşulları bence bayağı belli. Burada açıkçası Kiruken'in o Karthus'a jungle dönmeyi iyi bilmesine çok bakıyor. Karthus jungle ile alakalı ilginç bir bilgi vereyim sana Kadir. Çok fazla oynadığım bir tercih benim uzun süre. Karthus'la en iyi şekilde dönmek istiyorsan jungle'ı 2Q düz saldırı, Q düz saldırı. 2Q düz saldırı, Q düz saldırı yapman lazım biliyor musun? O gerçekten zor bir combo gibi. Burada küçük bir sebebini anlatacağım. Karthus'un Q'sunun hani yeteneklerin cast time'ı var ya yani kullanma süresi. Evet. Atıyorum Jinx W atarken 0,2 saniye boyunca tutuyor. Saldırınız çıktıkça azalıyor. Atıyorum Brand ulti atarken yarım saniye sonra atıyor. Karthus'un Q'sunun kullanma süresi fix değil. Senin oto atak animasyonuna göre ve senin en son ne zaman Q kullandığına göre bazı Q'lar daha hızlı veya daha yavaş çıkıyor. O Yalnız yüzden şunu da Karthus'a en hızlı dönmek için Q oto, 2Q oto, Q oto, 2Q oto gibi bir düzene oturtman lazım. Eğer bunu iyi yaparsan 3 dakikada tüm jungle dönüyorsun, tüm ormana. evet, biz bu orman rotasından bahsederken Varno'nun flash'ının gittiğini de söyleyelim. Aa evet o ormanın orada küçük bir baskı altında kaldı, Karthus Q'ları altında. Birazcık ama Varner'da şey yaptı. Flash'ın gitmesi için kaşındı diyebiliriz orada. Seviye 1'de Black Spars ikilisi iyi başladı ama güzel hasar takası. Spartan'ın üzerine gelen bir meydan dayağı, onun arındırını, Black'in üzerine gelen bir meydan dayağı arındırını kullandırmak zorunda kaldı. Ama sonrasında iki menzilli karakter çok fazla hasar koydular Karva. Seviye 2 olmasıyla birlikte bir anda avantaj yine tekrar burada Spars Black ikilisine geçti. Hayaleti olmayan bir Jayrus, arındırı ve şifası olmayan bir Always Tanır alt koridoru görüyoruz. Gerçi Kar da şu an şifasını kullanmış. İlginç. Ben bu kadar agresiflik beklemiyordum. Özellikle Looking for Org alt koridorundan. Evet, Karma şimdi birazdan menzil avantajına sahip olacak. Ve bununla birlikte olabildiğince Mantra Q'lu aldı. Dürütmeye çalışacak rakiplerini. Bakalım. Varus erken oyunda güçlüdür ama Varus, Varus Braum, Karma Jinx dediğin zaman Karma Jinx'in gücü çok çok fazla. Özellikle Karma Braum'u çok fazla menzil dışında bırakan bir şampiyon.
ileri atıldığı takdirde de W yeteneğiyle birlikte onu yerine sabitleyebiliyor. Oo, burada Sparz'dan güzel bir move geldi ileriye doğru. Güzel. Evet, Mantra Q'yu tam hasarına oturtamadı ama yine de koridordaki baskıyı devam ettiriyorlar. Bayağı önemli böyle baskı kurmaları. Aynı zamanda bir şey daha dikkatini çekmek istiyorum Kadir. Jinx, Black tırpan başlamış. Jairus uzun kılıç başlamış. O yüzden yani koridor böyle geçtiği sürece Black çok mutlu. Oo, burada küçük bir ileriye doğru atılım var kardan. İki tane sıçra geliyor. Jairus burada Black'e düz saldırı yapmaya yetişemeyecek. Jairus sıçrasını biraz boşa kullanmış oldu burada. Evet, Karo adına da çok talihsiz bir an. O da sıçrasını kullandı bu pozisyonda. Meydan buradaki buz yanığı yüklerini tamamlayabilmek adına. Ama istediklerini yapamıyorlar. İki sıçra gitti yani bir agresiflik peşine. Meydan dayağı değil miydi o? Ben hiç bilmiyorum yetenek isimlerini. Sanırım buz yanığı yok. Meydan dayağı evet. Meydan dayağı olması gerekiyor. Evet. Ben yanlış söyledim. O çünkü ilgimi çekiyor yani. Evet. Çünkü o bence. Meydan dayağı yükleri. Tamam dövmeyin adamı ya yeter. Braum'un replikleri de aslında çok enteresandır böyle. Var mı aklına gelen? Dayak, anam derdi ki dayak buldun, yok yemek buldun ye, dayak buldun kaç. İlginçmiş biraz. Aslında özünde Fransız bir karakter ama tam bize yoğurmuşlar yani biraz bizden olmuş. Fransız mı gerçekten? Sanırım şeyde konuşmasında o tarz bir aksanı var. Oo. Ya evet aksanı var da yani o sırf Fransız değil ki yani. Şey değil mi daha çok böyle Avrupalı aksan değil mi? Ya Türk oyun, değil oyun adam. Oyun bittiğinde bakacağım. Tamam ben hiçbir fikrim yok. Burada Phenomenal'dan içeriye doğru bir oyun geliyor. Warner'ın burada sıçrası da yok. Ultisi de yok. Phenomenal burada koru istiyor. Yardıma gelecek kimse var mı? Var, çok güzel bir sıçra geliyor Phenomenal'dan. İnanılmaz. Storm burada. Phenomenal'dan intikamını alacak Warner'ın. Sparz'la birlikte. Sparz burada bir sonraki kalkanı Stomage atarsa o hızla birlikte yakalayabilir. Phenomenal ne yapıyorsun Sparz? Stomage'in elinden. Stomage'in elinden burada skoru alıyor. Ya şöyle bir şey var. Phenomenal'dan müthiş oyun ama günün sonunda burası Always Tanır için daha iyi bile bitti diyebiliriz neredeyse. Çünkü Phenomenal sıçrasını attı. Phenomenal aynı zamanda tek başına altın aldığı için 400 aldı. Diğerleri asistli bir skor aldıkları için 450 altın aldılar. Üstüne bir de koridoru ittikleri için Phenomenal play'e birazcık minyon kaybetti. Evet. Warner birazcık geriye düşse bile Always Vitanner ekibi için bence mutlu bir takas bu. Üstüne ejderi aldılar. Evet. Ya gözlerim benim Kituruken'i aradı. Açıkçası bayağı da oyaladı Phenomenal ama Kituruken'in burada Karthus oynadığını bir anlık unuttum. O orman kaplanı kesmeye devam ediyordu. Yani şu anda 18 milyon skoru önde. Dönmeye devam. Karthus oynamak terapi gibi ya, ben çok seviyorum. Şey yapıyorum, müziğimi açıyorum. All mute'u çakıyorum. Takımımın hepsini susturuyorum. Dön babam dön. Bu ekibin de önünde tabi. Gerçekten kanser olmacılara bir örnek ama takım için çok faydalı olabiliyor. Özellikle belli bir seviyeye geldikten sonra ellerindeki kompozisyonu da tamamlayıcısı bir bakıma. Çünkü dürtme kompozisyonu birazcık daha diyebiliriz. Özellikle Varus ve Jayce ile birlikte bu dürtmelerin sonucunda da bir tamamlayıcıya ihtiyaç var. Burada da Kitürken tamamlayıcı rolünde. Evet kesinlikle ve çok tehlikeli bir karakter aslında Karthus. Çoğu zaman hasarından kaçamıyorsun. Hadi fokuslayayım, odaklanayım, öldüreyim, düşüreyim hızlıca desen yine çok işlemiyor. Çünkü ölüsü çok fazla vuruyor. Bayağı dert diyebilirim. Evet, şöyle baktığımızda alt koridorda 10 milyonluk bir üstünlüğe sahip olduğunu söyleyelim. Black Sparz ikilisinin aynı şekilde Luana da Medli'ye karşı bir 10 milyon fark atmayı başarmış. Beklendik farklar bunlar açıkçası. Üst koridordaki fark çok fazla olmaz diye düşünmüştüm ben. Bu kadar. Medli toparlar diye düşünüyorum ve Medli full tank gidiyor. O da biraz ilgi çekici. Ama aslında çok da şey değil. Çok da garip değil. Yalnız Sparz ve Black ikilisi koridora çok sokmuyor Karma Jairus'u. Evet çok normal ama burada Karma tercihinin zaten olayı buydu. Erkenden aldılar. Böylece Braum'u menzil dışı bırakıp Jinx'in rahat bir oyun oynamasını sağlıyor aslında. Kesinlikle öyle ve burada neredeyse ikinci plakayı da sökmek üzereler alt koridor barikatlarında. Doğru söylüyorsun.
onu da alacağına %100 eminim ben. Tak diye bir tane roket atacak ve burada aslında Jairus barikat parasını çöpe attırabilir. Minyonları almayarak. Yapacak mı bunu? Sanırım yaptı. Sanırım çok yaptı. Yakın. Burada yakalanan bir Medlin var. Hayır. Çok rahat bir şekilde buradan çıkacak sanırım ama hayır. Stone burada. Medlin'in sıçrasını attırmak zorunda bırakıyor. Kindirirken burada Fenomen'i de buraya doğru yürüdü ama buraya yürüyen bir Black var. Ve 5 kişi olacak Odalisan'a rakip burada. Jairus burada değil. Karvis'e çok uzak. Burayı savaşma ihtimali yok. Looking for Organ. Kütürken çaldı bu arada, içeri girdi. Çok gerçekten cesur bir oyun yaparak çalmayı başarıyor. Ama gözü alabilecek kimse yok bence. Yani rakibi vermemeleri de aslında bir bakıma bir karşılıklı. Çünkü orada çaldığında aldığı 300 altınla birlikte verdiği 300 altın hemen hemen eşit. Ya bence gayet okey. Çünkü bunu yaptığın zaman şöyle bir olay var. Bu birazcık daha derin League of Legends'a giriyor. Ama bir skordan verdiğin altın karşıya ödül altını olarak sana geri dönebiliyor. Ama barikat altını ödül altını olarak sana geri dönmüyor. Çok az yüzde olarak dönüyor. O yüzden sen karşının barikat altını almasını engelleyerek aynı altın seviyesine ait bir skor verirsen her zaman karlı çıkıyorsun. Derin League of Legends ama Kitürken'in o yaptığı şey doğru bir oyundu. Onu söylemeye çalışıyorum. Kitürken'in de bu durumdayken özellikle bu tarz global görevlerde savaşamamasını beklersin ama savaşmaktan daha yürekli bir şey yaptı burada. Sıçrasıyla birlikte güzel bir şapla tamamladı. Ha bu sırada çalamasa... Ooo burada güzel bir duvar delen geliyor Stomich'tan. Ama aslında çok da güzel değilmiş günün sonunda. Çünkü sıçrasını kullanıp çıkmak zorunda kaldı. Sanırım beklemedi bu kadar hasar geleceğini. Bir de yanında kimse yokken bu oyunu yapması bana garip geldi Kadir. Evet, bir anda 3 kişi oldular aslında, beklemiyordu. Yani 2 kişi görüyordu ama orada desteğin geleceğini fark edemedi. Yani çok kırılgan olduğunu düşündü muhtemelen Türkiye'nin ama öyle bir senaryo olmayacak. Olabilir. Tam şeyden bahsediyordum. Tabii ki Türkiye'ni orada çalamayabilirdi vadinin alametinde. Çalamasaydı o play çok troll olacaktı. Yani aslında hani çok iyi bir play değildi. Ama günün sonunda iyi oldu diyelim. Yani evet. Öyle dedi. Yani bazen riskler fazlasını kazandırabiliyor. Fazlasını da kaybettirebildiği gibi. Şey diyebilir miyiz? Fortis Fortunas Aduat diyebilir miyiz? Şans cesurları sever. Kesinlikle öyle. O da, bu da bir Latince bir söz. Öyle gladiator arenalarında falan yazıyormuş. Bu da küçük bir bilgi olsun. Ben bir an dedim acaba üçüncü bir dile mi geçtik? Hayır. Latince güzel bir bilgiymiş. Gerçekten kelimenin anlamı da çok güzelmiş. Evet. Ya güzel bir şey. Orada zaten Miss Fortune'da şey diyor ya. Fortune doesn't favor fools. Şans aptalları sevmez diyor. Yakın diyelim. Yakın. Evet. Bir gönderme mi acaba bu? Bilemiyorum. Ben hep öyle düşünmüştüm. Burada Ejder'e doğru bir oyun var şu anda. Kitürken Ejder'e doğru yürüdü. Stomach burada sanırım kontest etmek istiyor ama onun şu anda üstte bir Medlin'den bir ışından geliyor. Arada kalacaklar. Medlin burada çok güzel şey yapabilir. Çok güzel bir ulti geliyor Stomich'den Jairus'a ama Jairus Strahler oradan çıkabiliyor. Burada Stomich bir anda düşüyor. Farza bir vücut darbesi geldi. Strahler çıkmak zorunda kaldı. Black'e çok güzel bir fıçı geliyor burada Medlin'den. Burada düşen isim Medlin oluyor ancak dururken de arada Karma'nın Q'sa düşmüş oluyor. Devam çok etler. Güzel bir ultiden çağrısı ama devam edecek çok kişi olduğunu sanmıyorum. Kar burada Strahler çıkıyor. Jairus'tan gelen bir Q çok fazla vurmadı. Warner'ın burada bir ulti yükü daha var ama burada Medlin vücut darbesi. Meydanda yer yükleri şu anda Luan'ın üstünde sıçra atıyor ama çıkabilecek mi bilmiyorum. Sparsın canı çok az. Burada bir kişi bile üflese ölecek. Kar burada risk alıyor ama bu sefer şans onu sevmiyor ve Kar burada gerek çok lazım olmayan bir dönüş kili skoru veriyor. Sparz burada kart üstüne düşüyor. Buraya kadar geliyor. Stone burada Medlin'i gördü ve Medlin üstüne atlıyor. Üstten dönmüş. Warner burada çok güzel bir ayar tutukta Medlin'in düşmesine sebep oluyor ama Phenomenal burada hasar edecek mi? Evet, Stone burada bir kere daha hayatını kaybediyor. Üst üste iki kere oldu. İnanılmaz bir savaş. Öyle bir savaş ki Stone düştü, geldi, skor aldı, yine düştü. Ya 20 saniyede 6-7 tane skor bir anda çıktı. İnanılmaz bir savaş. Ejder'i falan bıraktı takımlar bir anda birbirine döndü. İnanılmaz. Ya çok yakında açıkçası burada Looking for Orc takımı daha fazlasını da alabilirdi ama iki tane oyuncusu Kılpo'ya da düştü ve bakalım Ejder'i alacaklar. Burada Ejder'i güzel bir şekilde aldılar. Jairus'un saldırı hızına gittiğini görüyoruz. Hala statik olabilir o eşya. Bence olmamalı.
Ama statik olabilir. Kraken oluyor. Kraken. Tamamdır. Güzel bir eşya tercihi. Güzel. Ceyrus şey yaptı benden. Artı puan aldı. Öyle değil. Evet, bu boşlukta Black de bir plaka daha alacak. Üçüncü plaka olacak. Bu da altı koridorda. Black'in cebinde aslında bayağı altın var. Ne kadar Ceyrus şu an 2-0-1 ile olsa Black 20 minyon önünde, üstüne bir de 3 barikat aldığını düşünürsek büyük ihtimalle altınlar eşit, hatta bence Black biraz önde bile olabilir. Yalnız Domes geliyor. Bu çok çok önemli bir oyun. Burada ulti geliyor şu anda Ceyrus'a. Ceyrus bir anda düşecek sanırım. Evet, ama bir kere daha bu skor Spars'da kalıyor. Black burada çok tehlikeli bir yerde. Black düşüyor. Ama aynı zamanda Storm da düşüyor burada. Phenomenal. Spars yakalanıyor Phenomenal tarafından. Phenomenal burada bir skor da aldı. 2-2. Warner burada ultisinin hepsini kullanıyor. Bir şey söyleyeceğim. Spars ne kadar çok skor alıyor. Evet. Spars'da 3 tane skor var. Taşıyıcı destek olma yolunda ilerlemeye devam ediyor. Phenomenal bu sırada inanılmaz bir performans izliyoruz kendisinden Jace'de. Manomines'in de bitirdikten sonra çok güçlü olacak. Karthus'ta korkutucu bir seviyede altın var. Yani şöyle bir şey var. Altın da Looking Frog sadece 1000 altın önde bile olsa tamamen doğru kişilerde Looking Frog'un altını. Ooo, Türkan ve Mithilen gerçekten güzel bir oyun geliyor ama Luana buna havuç bırakacak gibi değil. Burada yakalanan bir Türkan var ama pasife girecek. O Jinx ultisi bu kill almayı başarıyor. Spars da burada. Karthus'un pasifi. Çok fazla hasar vuramıyor şu anda çünkü bir eşyası bile bitik olmadığı için hasar birazcık az kalmış. Biraz ilginç bir itemizasyona gitmiş sanırım. Tamam, Leandris'i bitirdi. Gayet güzel. Evet. Karşı ormana da bu kadar agresif girmesi açıkçası minyon farkını iki ormancı arasındakini 50'ye kadar çıkardı. Tabi seviye farkını da merak ediyorum. İki Türkan'da olduğunda bunu da öğreneceğiz. Ormanda bakalım. Seviye farkı olmuyor ya. Biraz saçma bir yer orman. Anlatırım biraz daha. Evet, iki seviyeydi ama şu an 1'e düşürdük tekrar Stomate. Evet, büyük ihtimalle yani 1-1.5 bile değildir o. Şöyle bir şey var ormanda, sen ne kadar geri düşersen kamplar sana o kadar çok fazla tecrübe veriyor. Ve ne kadar oyunun ilerisindeysen kamplardan çok alamıyorsun. O yüzden öyle saçma bir yanı var. Kampların ayrı bir seviyesi olduğu için çıkarken oyun seviyesine göre sen bir ormancı olarak eğer çok fazla minyon dakikası çalmazsan insanların çok önüne veya geçemiyorsun veya çok arkasına düşemiyorsun derken çok güzel bir ayartı bücük geliyor burada. Ceyrus yakalanıyor bir anda. Ahri'yi bu yüzden seviyorum Kadir. Evet, bir anda mobilitesiyle birlikte rakiplerini savunmasız yakalayabiliyor. Güzel bir ayartan öpücük. Yani bu maç içinde de güzel ayartan öpücüklerine devam ediyor Warner. Dördüncü asist oldu. Gerçekten şu an izlediğimiz 10 oyuncu da çok güzel oyuncu ya. Çok iyi oyuncu. Karşılaşmada çok yakın. 106'lık bir fark var 16. dakikada iki takım arasında. Ya sana şunu söyleyeyim Kadir, şu anda bu maç TCL'de izlense, oynansa hiç kimse bu maçın kalitesiz olduğunu veya kötü olduğunu düşünmez. Gayet TCL kalitesinde bir maç izliyoruz şu an. Onu hissediyorum ben. Evet, Warner'da biz bundan bahsederken ilk kuleyi alt koridordan düşürecek. Aa, ilk kule miydi bu? Hiç fark etmemişim. Çok güzel bu sırada o ilk kulenin düşürülmesi bu şekilde. Warner burada altında birazcık gerideydi ve biraz toparladığını söyleyebiliriz. Şu anda Black gerçekten ne kadar skor farkı olsa da 900 altın önde, hatta 1000 altın önde. Phenomenal aynı şekilde 700 altın önde. Ormancı arasında. Ormanlar arasındaki fark çok korkunç seviyede. 1400 ve oyunda en çok altın şu anda Karthus'ta. Sol tarafta ise Jinx'te. Oyuncuların sanki böyle takımların taşıyıcıları belliymiş gibi duruyor. Evet, bir nişancı edasıyla farmlamaya devam ediyor Kisürken. Ha, bu sırada tam kapanmadan baktım altın değerleri. Karma da Braum'un 1000 altından daha fazla önünde. Evet, ya koridorun gidişatından alt koridordaki baskıdan bu çok doğaldı. Black Spars ikilisi gerçekten koridorlarında yapabileceklerinin en iyisini çıkardılar. Alt koridordaki koridor aşaması bitene kadar. Ya desteği kör olmak, kör almak her zaman çok tehlikeli Kadir. Bir de üstünde bu kör aldığın destek Braum gibi çok kolay antrenen derken Warner bir kere de ayarda öpücükte agresif bir oyun yapıyor ama bu sefer kitirirken Braum'un da koruması sebebiyle hayatta kalmayı başarıyor. Alamet onu da buraya almayı başaracak. Ejderha'ya 17 saniye var, kitirirken base gitmek zorunda, üstülemek zorunda ama eğer bir savaş çıkarsa ultisiyle destekte bulunabilir bence. Looking Frog takımı bu ejderha'yı bırakabilirler, çok önemli değil. Ama bırakmak istemeseler de bence dürterek oynayabilirler. Jace'in Manomines'in bitmemiş olması ve Karthus'un burada olmaması bence bu savaşın yapılmaması için yeterli. Bence de yapmamaları lazım.
Evet, kartuş da burada ölmek isteseydi sanırım Ejder Pit'in içinde ölmek isterdi. Ejder'den sonra savaşmak istiyorlar. Bir fıçı geldi. Warner'ı burada yakalıyor. Varus Lutis kaçtı ne yazık ki. Burada Ejder'i alıp çıkmak istiyor şu anda Always Within'ın ekibi. Karv ileriye doğru atladı. Q burada yavaşlatacak Luana'yı. Medli'den gelen vücut var bize birlikte. Luana burada sanırım sersemlik bitecek. Evet, sersemlendi. Burada gelen hasara Luana dayanamıyor ve ilk düşen isim oluyor. Ve sanırım tek düşen isim oluyor. Ejder'e üst koridor takası. Always Within'ın buradan mutlu ayrılmıştır bence. Ama sadece bu değil, alt koridoru da istiyorlar. Nasıl burada 4 kişilik bir ekip var, alt koridorda da belki bir kule altı izleyebiliriz. Burada kule altını hazırlamak için geliyor, burada küçük bir fıçı geliyor. Bu sonucun canı gerçekten çok azaldı. Phenomenal'den gelen hasarla birlikte Warner. Warner burada geldi gibi gitti. Geldi gibi bütün canı gitti. E flash geliyor Medli'den burada. Black'in üzerine Blaine çok az canı kaldı ama çıkmayı başardı sıçrasıyla birlikte. Buranın aksiyonu bu kadar. Bir anda ayrıldılar. Çok fazla hasar çıkıyor ama bir türlü tamamlayamadılar yine bu pozisyonda. Always Withunder tarafı canlar düşük olsa da çıkacak. İkinci kulesini açmayı başaracak bu pozisyonda birlikte Looking for Old takımı ve altında da 1000 altın öne geçmeyi başardılar. Altın farkları bugün bir açılmıyor gibi Kadir ya. Evet ya, açıkçası buradaki Türkiye'nin birazcık daha orman odaklı oynaması bu işleri değiştiriyor. 2000 altınlık iki ormancı arasındaki fark zaten bu farkın açılmamasının en büyük nedenlerinden bir tanesi gibi. Evet, katılıyorum. Bakalım. 2300 altın önde şu andaki Türkan ve oyundaki en çok altına sahip kişi Black'le aynı seviyede. Şimdi şöyle bir şey var. Black'e bir şekilde ulaşırsa Jayce, Karthus ultisi, Gragas. Black eğer bir şekilde fight'tan önce düşürülürse o fight'ta hiçbir şey yapamıyor. Sıfır hasar. Ama Karthus'u düşürürsen bile en kötü ulti atar. O yüzden altının kart üstü olması seni daha garantide tutuyor diyebilirim bir takım olarak. Ölü yatırım diyeceğim ama öldüğünde hasar verebildiği için gerçekten... Yaşayan ölü yatırım diyebiliriz. Evet, bu biraz daha doğru oldu. Storm'un kalkanı direkt olarak karşıladı. Bu arada Baron çevresinde görüş almaya çalışan Always Withunder tarafı var. Görüş olarak biraz daha üstünler üst nehirde. Aynen. Bir sonraki objektif direkt olarak Baron. İki takımın istediği şey de Baron şu anda. Bakalım. Phenomenal. Bu sırada Warner'da iki orta koridorunda bence çok efektif ve iyi oynadığını gördük. Ama Phenomenal açıkçası bir tık daha ekstra oynuyor bu maç. Evet. Doğru pozisyonları çok iyi takip edebiliyor. Kendi takımının ya öyle pozisyonlarda skorlar aldı ki bu 4 skorun neredeyse 3 tanesi takip skoru. Evet. Ya, ve ilk skor da çok güzel bir aslında solo kill. Kesinlikle. Solo kill'le ne diyoruz? Ayrık. Ooo, burada Medli'den güzel bir fıçı denemesi ama Black'ten güzel bir yana adım. Farz çok yüksek hasar aldı ama buradan kovdular resmen. Dediler ki hadi siz gidin, biz bu kuleyi alacağız ve bu kuleyi çok rahat bir şekilde alıyorlar. Karşılığında üst kulesini verselerdi bile güzel bir takas olacakken üst kuleyi vermiyorlar bile. Ve evet, hatta güzel hamle. Devam etme kararı mı alıyorlar? Biraz zor gibi. Yok, hayır. Tamam, burada çıkacaklar. Büyük ihtimalle şu anda alt koridorda eğer bir alt taraf ormanından sürüken bir kamp alıyor. Tekrar geliyorlar. Evet, burayı zorlamak istiyorlar. Storm burada şu anda. Storm'u gören Storm'u burada sakince uzaklaşmak istiyor. Luana'nın açıkçası durduğu yer bayağı tehlikeli. Çünkü ocağın çaresi için güzel bir yer orası. Jairus burada ultisiyle birlikte hazır bekliyor. Çok ileri adım atmamakta dikkat etmesi lazım. Artık güçlendirme çalmak çok çok daha önemli. Çünkü güçlendirme çaldığınız zaman iki tane çalıyorsunuz. Mesela kırmızı güçlendirmeyi çaldılar. Hem Kiturken aldı hem Phenomenal aldı. Hatta 4 tane net 4 güçlendirme çalıyorsunuz. Çünkü Storm alamadı, Black alamadı, Kiturken aldı, Phenomenal aldı. Peki ormanda Flame Horizon'a hazır mısın? Vallahi çok yakın. Ya Karthus Vay eşleşmesinde çok normal ama bu. Çok normal. Evet, çiftçi ormancılardan bir tanesi olduğu için kendisi çok fazla global görev etrafında göremediğimiz şampiyonlardan biri ama orman kamplarının çok hızlı döndüğünü görüyoruz bu oyun içerisinde. Ne ekerse onu biçersin LoL'de. Evet, bu da güzel bir espri oldu üzerine. özlü sözler maçı oldu bu birazcık. Ejder'in çıkmasına 20 saniye kaldı. Bu ejder ya, Bulut ejderhası dediğim gibi ruh olmadığı sürece çok da böyle matah bir ejderha değil. Onu söyleyeyim. Çok da bir önemi yok.
Ama Blood Who dediğimiz zaman iki takımda çoğu kişiye çok işine yarıyor. Ahri'nin çok işine yarıyor, Vayne'in çok işine yarıyor, Ornn'un çok işine yarıyor. Karma'nın çok işine yarıyor. Jinx meh durumdan duruma. Gragas'ın işine yarıyor. Varus'un sol takıma daha iyi. Ama genel olarak Bulut ruhu çok çok güzel bir ruh. Bunu anlatmaya çalışıyorum aslında. Böyle uzun uzun konuşarak. Ve o yüzden Always Witanır tamamen ruh almak için bu ejderleri almak istiyor olabilir. Evet. Bu arada Kitirken. Bu arada ocağın çağrısı Kitirken'in yakalanan kutuların sıçrası var. Atmak tutmayacak mı bilmiyorum. Wild ile birlikte burada Kitirken düşüyor. Ölmeden ultisini atacak mı acaba? Yani gerçekten ölmeden. Ultisini atıyor çünkü eğer takım bir şekilde Baron'u durdurmaya çalışırsa hasar atmak istiyor. Ancak şu anda çok çok fazla iş aslında olmadığı için vurduğu hasar biraz gıdıklasa bile sonuçta belli bir şekilde çantaladı diyebiliriz. Baron'a başlayan bir Always Witanır ekibi var. Burada Looking For'un iki tercihi var. Ya Baron'u durdurmaya çalışacaklar ya da Ejderha ekip bir takasa gidecekler. Burada Baron'u durdurmak istiyorlar. Sonuçta ocağın çağrısı yok, Vayne'ın ultisi yok, Jinx'in ultisi yok. Burası bayağı mümkün ama Luana bayağı güzel bir yerde. Oo, burada Ward'a güzel bir ulti geldi. Burada Jinx'i yakalayan bir Luana var. Fenomenal çok güzel bir şekilde burada Karma'yı düşürdü. Ben hiç fark bile etmemişim. Genus'tan güzel bir Q stomu savaş dışı bırakıyor. Şu anda Luana'yı kovalayan bir takım var. Çok güzel. Gerçekten orada Fenomenal'a hiç dikkat bile etmiyordum. O sırada Jairus'a ve onu zıp atan Luana'ya bakıyordum. Ancak Fenomenal orada herkesin arasında Varus'u tekmeyi başarmış ve şu anda Baron Tempus tamamen Looking For Orc'ta. Luana burayı zorlamaya çalışıyor. Storm şu anda üstte çok az canı olduğu için yapabilecek hiçbir şey yoktu. Jinx ultisini bloklayan bir Medli var. Baron şu anda Looking For Orc'a gitti diyebiliriz. Bitirecekler. Storm Edge burayı çok uzak. Baron'u aldılar. Karşılığında Always Witanır ekibi Ejderha'yı alacaklar. Ve aslında Soul'a bir kalacak. Ejderha'yı alacaklar mı? Toptan başlamaları lazım bence. Evet, sanki Kitirken yetişebilir gibi ama destek gelirse belki yetiş, daha önce... Yetişse bile bir şey yapabilir mi bilmiyorum. Phenomenal şu an üst koridorda hala üste dönmüş değil. Manası da az. Hiç hiç dokunmayacaklar. Sana ya. Bırakacaklar. Hiç dokunmayacaklar. Baron açıkçası daha iyi takas buradaki. Çünkü yani Baron'un çok fazla altın verdiğini biliyor musun? Ya bunu ben bireysel koçluk yapıyorum arada. Artık azalttım da eskiden daha çok yapıyordum. Çoğu öğrencim platlar, diamondlar hiç fark etmez. Baron'un altın verdiğini bilmiyordu. Ya evet. Onu biliyordum ama. Ya biliyorsundur evet. Kişi başı 300 altın veriyor. Evet. 1500 altın. Çok fazla. Herkes bir kill alıyor yani aslında. Herkes bir skor alıyor. Bir nevi bir katliam almış oluyorsun rakibine karşı. Aynen öyle. Yani inanılmaz bir yüksek sayıda. Ve verdiği tecrübe de yanlış hatırlamıyorsam 4 milyon, 4 veya 5 milyon dalgası kadardı. Kesinlikle ve... Yani hep birlikte 5 milyon dalgası öldürüyorsunuz. 4. Onu tekrar bakmak lazım. İnanılmaz bir kaynak veriyor aslında Baron. Oo, burada mı? Warner güzel bir engage geliyor burada. Jairus'u yakalıyor. Jairus düşmek üzere ama yeterince hasar yapıyor. Şu anda kimse bulmuyor. Buram durduruyor hasarı. İlk bir şey onun yerine stomaj oluyor. Warner buradan tek ultisinin son hakkıyla çıkmak zorunda kalıyor. Warner güzel girdi ama işte Buram'ı bu yüzden aldılar. Gragas ve Buram sayesinde Jairus'u hayatta tutuyorlar ve bu sefer Always Witanır'dan girenler düşmek zorunda kalıyor. Ya sanırım en iyi senaryoydu bu Always Witanır adına. Güzel bir ayaktan öpücükle başlattıkları bomba combo ama bunda bile istediklerini bulamadılar. Gelen bir kartı sultisi izleyeceğiz. Ne için geldi bilmiyorum. Küçük bir dürtme desem bile çok da aslında şu anda gerek yok. Kimseye dürtme kovacak gibi değildi. Herkes üste dönüyor. Burada üst koridordaki kuleye vurmaya gidiyorlar. Looking For Orc gibi ki o kuleyi düşürmeleri çok kolay gibi duruyor. Hepsi bir kere vursa. Hepsi bir kere vursa. Kuleyi düşürmüşler. Orta koridoru dönmeyi tercih etmediler. Zaten canı az diye şu anda bir resist alıp sonrasında haritayı rahat bir şekilde oynayabileceklerini düşünüyorlar sanırım. Çok güçlü bir Jace var. Güçlü bir Karthus var. Ve kuklanan bir, pişen bir Varus var. Karşı tarafta ise bir şekilde Black'in savaş taşıması lazım. Ama resist alamıyor. Resist alsa bile Gragas, Braum, Jace onu kolay kolay oyun oynatmıyor. Ve Karma şu anda evet koridorda çok iyiydi ama Jinx'e oyun oynatmaya yetmiyor gibi bence. Kesinlikle katılıyorum sana. Jinx'in burada eşyasını da güçlendirildiğini söyleyelim Ornn tarafından. Şöyle baktığımızda altın farkı 5500-5000 civarlarında gidiyor. Açıkçası bir inhibitor kulesi açmayı, düzeltiyorum iki inhibitor kulesi açmayı başardı. Burada Looking For Orc takımı. Oyunun genel kontrolünü eline aldı. Açıkçası Kitürken'in durumu da şu an
çok iyi gibi görünüyor Mion Skolay'la birlikte. Rabadon'u bitti 16 olmak üzere. Ya şöyle söyleyeyim, Rabadon'u bitti ya şimdi. 16 level olunca ki Turken, ultisi büyük ihtimalle Black'e ve Sparza yarı can atacak. Ya takım savaşının içinde yakalandığı bir senaryoda bile takım savaşını kaybetmiş sayılmaz ki Turken'in ölümü. Gerçekten daha da iyi bir senaryo başlatabilir. Çünkü ultisi gerçekten inanılmaz hasarlar bırakacaktır 16 seviyeli birlikte. Ya ben ki Turken olsam karşı takımın içine flash atarım bir sonraki savaşta. Direkt. Denenebilir. Ya ya o yapmayacak büyük ihtimalle böyle bir şey de. Tak diye flash'ı atıp 2 Q sallayıp sonra ulti atıp aim'in içinde inanılmaz hasar çıkartıp yani direkt kazandırabilirsiniz takım savaşını. Onun dışında Medli'nin bence item dizilimi güzel. Zekice bir item dizilimi. Oradaki gözyaşının manası bitmemesi için oluyor. Çünkü mana eşyası almıyor. Erdem Işık'a çok güzel bir tank eşyası hayatı tutan. Ve orada aldığı cehennem maskesiyle birlikte hem kendi hasarını hem de Karthus'un hasarını çok fazla arttırıyor etrafındakilere. Güzel bir eşya dizilimi olmuş. Evet, bütün eşyalar eşleşsel diyebiliriz o zaman. Evet, güzel bir dizilim. Bami'yi de zaten erken oyunda hasar vurmak ve minyon dalgası temizlemek için almıştı. Hı. Bakalım. Burada şu anda alt koridora bir baskı yapıyorlar. Üst ve orta koridor inhibitor kulelerini açtılar. Ama inhibitorları açmadılar. Büyük ihtimalle alt koridor kulesini açtıktan sonra 3 inhibitor da açıp o şekilde oynamak için bir planları var diye düşünüyorum ben. Evet, minyonların ama minyonları şu ana kadar iyi temizleyebiliyor gibi göründü. Özellikle alt koridor ikinci kulesi henüz düşmeye yakın bile değil gibi görünüyor. Burada Warner yine birilerini yakalamak için bekliyor. Ya 5 kişi varken, baronunuz yokken bir kule düşürmek imkansıza yakın. Yani kule altı falan yapmanız lazım. Evet, koridorda karşısında durmayı seven şampiyonlar aslında. Jayrus ve burada Phenomenal'ın elindeki Jayce. Aynı koridorda durup rakiplerini biraz dürttükten sonra onları kuleden uzaklaştırabiliyor ama böyle bir şey beklemediler. Oo, kampı da çaldı Kiturken. Ya 100 farm öndesin zaten, bari onu alma. Ya karşı ormanın önünden bile geçse bir tane totem atsa bir tane kamp çalıyor şu ana kadar Kiturken. Gerçekten Storm Age'in orman kamplarının çoğunu elinden almayı başardı. Öyle ama Storm çok tecrübeli ve Makros gerçekten çok iyi olan bir ormancı aslında. Ama burada Storm'a karşı Karthus, bundan seçim ekranında da bahsetmiştim. Güzel bir tercih. Çünkü direkt olarak şey yapıyorsun. Karthus'un antisi karşıtı. Onun jungle, onun ormanına girmek. Ve kendi ormanını çok hızlı dönüp onu aslında biraz aç bırakmak. Ama bu oyun Karthus aç değil, hatta ziyafet çekti diyebilirim. Storm Edge Karthus karşısında... Storm Edge Karthus deyince aklıma direkt Kirey'le oynadıkları o... final gelmişti açıkçası. O karşılaşmada da istediği sonucu alamamıştı ama takım olarak hala oyunun içerisinde olduğunu söyleyeyim. 4000 altın Always Be Tanner için bu dakikada çok büyük bir fark değil ama oyun üstünlüğüne sahip olan taraf Looking for Orc takımı gibi görünüyor. Evet de şöyle bir gerçek de var. Karthus Vi'den şu an çok daha güçlü bir karakter olarak bu dakikada. Jayce Ahri'den daha güçlü. Ornn Gragas, Ornn bir tık daha iyi ama Gragas da gerçekten çok iyi. Jinx Varus'tan daha iyi evet ama Varus açıkçası sağ takıma güzel bir ayar tanıdık geldi. Ya genel olarak ben Looking for Orc'un şu anda kompozisyonunu daha çok seviyorum. Evet, sanırım kazanmak için ki Türkiye'nin pozisyon dışı bir yerde düşünmeleri lazım. Harbesi ve burada Varus ile birlikte Luana'ya çok fazla hasar çıktı. Burada güzel bir Gragas ultisi birlikte Luana'ya ısınmamış. Ayrıldılar ve ikisi de karşı takımın yanında kaldılar. Luana buradan güzel bir şekilde çıkmayı başardı. Erdem Işık ile birlikte stomping bir şey isim oluyor. Burada Karp, Luana, Karp'ı fark ettiği için çıktı. Karp'ı ultisi Sparza çok yüksek hasar verdi. Black burada güzel bir kayıtlamaya çalıştı ama ne yazık ki yeterli değil. Burada Karp'dan güzel bir Q ile birlikte 4. Sparza alıyor. Burada üstüne dönen bir Warner var. O da fark edildi. Phenomenal'ı düşürmeye başarabilecek mi? Q'su çok hasar vurdu ama Phenomenal gerçekten şu anda hem dayanıklı hem çok hasar vuruyor. Warner burada geri doğru kayıtlamaya devam ediyor ama Ali'yi tek bir Q onun hayatına mal olacak. Güzel bir sıçra geldi ama hep Q'su tutmadı burada. Phenomenal'dan gelen Q yeterli değil ama Karthus ve Karp şu anda vuruyorlar. Jayrus birazcık geç geldi buraya. Çoktan gelebilirdi açıkçası. Warner burayı güzel oynadı açıkçası. Işınlığını atıyor. Karşında Phenomenal da burada Turken'den gelen mükemmel zamanlanmış bir Q ile düşüyor. İkincilik derbisinin kazananı Looking for Orc oluyor. İki takım da şu an 5-1 adını yazdırdılar. Liderlik koltuğunu paylaşıyorlar. GGVP.